Hepinize selam canlar. Şöyle patatesimi, soğanımı aldım yanıma. Mercimek çorbası koyalım ocağa. Fazlaca koyayım. Hemen yıkayıp geliyorum. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. Allah'a şükür olsun. Hadi açıksana, açılmıyor. Bir çorba koyalım ocağa. Şöyle. Ne yemek yapalım? Ne yemek yapalım? Düşün düşün. En güzel kışın çorba. Ya biraz dünden bayat ıslamış ekmekler vardı biraz. Onları buzdolabına koydum. Dedim daha fazla dışarıda durup hani şey olmasın, bozulmasın. Yarına dedim bir çorba yaparım dünden dolayı yani. Yarına dedim bir mercimek çorbası yaparım. Bayat ekmekler de çorbayla tüketilir gider. Biz seviyoruz böyle çorbanın içine böyle ekmek doğrayıp yiyorsun ya, çocukluğumuzdan kalma bir alışkanlık. Güzel oluyor. Hem bayat ekmekler değerlenmiş oluyor. Hani tüm değil bayat ekmekler. Tüm olduğu zaman yumurtalı ekmek falan yapıyorum dilimleyip. Ama parça parça. Çocuklar çok parça parça bırakıyor ekmeği. Ne yapacaksın? Bir çorba yap. Çorbayla tüketilir. Kediler miyavlıyor. Ben kedilere şurada yemek ayırmıştım. Dün artan yemekler vardı. Onları hani içi etli metli böyle. Etli taraflarını almıştım. Onları vereyim de kedilere yesinler. Sabah kahvaltısından da biraz yumurta attı. Onu da ayırdım. Bak nasıl bağırıyor. Şu çorbayı koyayım da ocağa. Ay. O gün elimi kesmiştim. Elimi kestiğim yer. Ben 3 tane getirdim şey. Güzelmiş. Sarımsak zaten soymaya gerek yok. Kendiliğinden şey oluyor. Ah, havuç. Havuç yok ama evde ya. Tüh. Yani mercimek çorbasına havuç çok yakışıyor. De bir bakayım da dolaba. Ha, yok sanmıyorum. Bitti diye biliyorum. Evet bitmiş. Derken bir tane kalmış. Ay çok iyi oldu valla. Sevindim. Bir tane kalmış havucum. Ay nasıl sevindim bilemezsiniz. İyi. Havuç da doğrayalım. Ne yemek yapıyorsunuz canlarım? Her gün benim gibi yemek kaygısı çekiyor musunuz siz de? Ne yemek yapsam, ne yemek yapsam? Ay. Ama bir yerlerden böyle bir bağırtı bağırtı sesleri geliyor. Thank you.
Patates salatası da yapacağım. Bir tane daha olacaktı. Hep kaybediyorum. Sarımsağın birini. Bu şeye, mercimek çorbasına kemik falan da koyan da var. Ben bir defa birinde görmüştüm. Çorbanın içine kemik atıyor. Tabii ki daha vitaminli olur ama lezzet olarak nasıl olur bilmiyorum. Kemik biraz ağır oluyor ya. Şimdi canlar bunu bir güzel hemen koyalım. Baharatını neyine şimdi koymayacağım. Normalde hep en baştan koyuyoruz. Sonra köpürmeye başlayınca ne oluyor? Baharatı maharatı da gidiyor. O yüzden baştan koymayacağım bu defa. Şöyle şeyin köpüğü çıksın. Çorbanın köpüğü çıksın. Köpüğü çıktıktan sonra köpüğünü alırım. Ondan sonra koyarım. Öyle yapayım ya. Kapağını şöyle bir yarım kapatalım. Tamam, yarımda kalsın. Ben şimdi ne yapacağım canlar? Elimi sileceğim. Elimi silecek havlu kalmamış. Neyse, gerek de kalmadı fazla. Ben şimdi çamaşır sereceğim. Çamaşırlarım çıktı. Renkli menkli ne varsa atmıştım. Onları bir çıkarıp sereyim. Aslında benim artık günü tersine yaşamam lazım. Akşamları çocuklar ve Ali evdeyken ev işlerini, yemeği falan yapıp gündüz de oturmalıyım. Çünkü biliyorsunuz hani tabii ev işini ne yapıyorsun? Sabah kalkınca kahvaltıdan sonra ev işlerine başlıyorsun. Ama şimdi bizim evimizde nasıl oluyor? Sabah kalkınca kahvaltıyı yapınca Nilay uyanık oluyor o saatlerde hep. Öyle bir düzen tutturdu. Öyle bir alışkanlığı oldu. Şimdi sen çocuğu kendine şey yapamazsın. Kendi düzenine uyduramazsın. Sen çocuğa uymak zorundasın. Yani 2,5 aylık bebek. Daha 2,5 ay bile olmadı zaten. 2,5 aylık, 2 aylık bebeğe sen onun uygulamış olduğu düzene ayak uydurmak zorundasın. Akşamları artık vallahi öyle yapacağım ya. Gerçekten yoksa gerçekten evin işi gücü kalıyor. Her şey kalıyor. Yapamıyorum ya. En güzeli gündüz otur. Arkadaşına git. Al çocuğu kucağına. Arkadaşına gezmeye git. Ondan sonra gez, otur, televizyon izle, ne bileyim yani. Akşam olunca da yemeği yapabilirsem, böyle bir basit çorba falan olursa yap mesela. Akşam olunca da yemeği yedikten sonra ver çocukları babasına, abilerine, ablasının kucağına. Onlar baksın, ilgilensin. Emzirme ve alt değiştirme dışında ben de evimin işini yapayım akşamları. Yani günü tersine yaşayayım, artık öyle yapacağım herhalde. Ay, kedilerin tabağı uçmuş gitmiş rüzgarda. Nereye uçmuş o? Başka bir tabak ayarlamam lazım. Şeydi. Bu tavuk şeyleri var ya. Ne diyorlar ona? Tavuk. Tavuk göğsü, tavuk kümesi aldığımızda hani onun bir tabak gibi bir şey oluyor ya böyle. Turuncu renkli. Ondandı. Bak Yakup buralarını çilek lekesi yapmıştı geçen. Hiç leke kalmamış. Hani siz bazen diyorsunuz ya, yok renkleri karışıyor, yok arınmıyor, yok temizlenmiyor bilmem ne. Valla şu ceketi, yeni ceket.
hediye geldi. Daha ilk defa o gün gezmeye giderken giydirdim. Abimlere giderken. Ve orada pazardan çilek almıştım. Çilek yemişti. Şuralarını hep çilek lekesi yapmıştı. Bir tane leke kalmamış. Tertemiz. Oh, mis gibi çok iyi. Vallahi hiç lekesi mekesi kalmamış anlayacağınız. Çocuk bu fermuarını açmadan nasıl çıkarıyor bu pantolonu bilmem. Sabah oluyor, akşam oluyor, sabah oluyor, akşam oluyor. Aa, şu karşıda bir tane dört katlı mı ev var şu ileride. Onun ya ağır hasarlı demişlerdi, yıkılacak demişlerdi de şey yani içinde oturanlar taşınmıştı zaten, ev boştu da şimdi gördüm kapısını penceresini sökmüşler. Demek ki yıkım yakın. Allah yardımcısı olsun herkesin. Geçen benimkiler Alper Light'ı seriyorlar çamaşırı. Şu bluzun şöyle bir yırtmaç modeli var. İki tane almıştım bu bluzdan. Biri de lila rengi. Pazardan almıştım. Geçen sene çok hoşuma gitmişti. Yine böyle bluz görürsem alırım. Alper diyor, anne diyor senin diyor bluzun yırtılmış. Neresi yırtılmış? İşte diyor yırtılmış. Oğlum dedim, ne yırtılması? Ben dalga geçiyorlar benimle. Onlar da biliyorlar onun model olduğunu da. Benimle dalga geçiyor beyefendiler. Büyümüşler de analarıyla dalga geçiyorlar. İç dış çıkarmadan uğraştığım zaman beş başka işler kalıyor. Döküldü gene yere. Kediler mav mav sesleri geliyor.
Dün buraları temizliyordum, düzenliyordum. Yarım kaldı. Güya bugün devam edeceğim. Edebilirsem. Benim kız duruyor mu, durmuyor mu? Eğer durmuyorsa şu an Ali kucağına almıştır. Şimdi şey yapalım. Çorbaya bir bakıp gelelim canlar. Çünkü böyle bir çorbanın kokusu çıkmaya başladı. Ben bir çorbaya bir bakayım. Taşmasın sonra. Bak dedim ya. Mercimek kokusu gelmeye başladı. Şu şeyle alayım. Köpüğünü almazsan olmuyor. Ama şey yapıyorum şimdi. Aslında bir dahaki sefere şey yapıyorum. Şimdi ben mesela normalde hepsini baştan koyuyorum. Mercimeğini, patatesini, işte şu an bugünkü yaptığım gibi soğanlarını, havucunu, her şeyini koyuyorum. Bir de baharatını da koyuyordum. Böyle köpüğü çıkınca, alınca baharatı maharatı gidiyordu. Şimdi baharatını koymuyordum. Köpüğünü alacağım, ondan sonra baharatını koyacağım. Ama aynı zamanda şeyler de gidiyor. İçine doğradıklarım da köpükle beraber mesela soğan, sarımsak da gidiyor. Bir dahaki sefere soğanı, sarımsağı da kaynadıktan sonra koyacağım. Öyle yapacağım bak. Şimdi bunları kapatmayacağım. Bunu süzekten geçiririm ben şimdi. Şu süzeyim nerede benim? Yani şimdi bunun köpüğünü alırken soğan, sarımsak da gidiyor. Bir dahaki sefere öyle yapayım. Şimdi şeyini koyayım artık. Baharatını. Zaten baharatla bir kimyonla karabiber yani koyuyorum. Karabiber. Kimyonunu da bolca koyalım. Gaz olmasın. Biraz tuz. Artık altını kısayım. Yavaş yavaş pişsin. Taşmadan. Evet, artık tekrardan çamaşır sermeye devam edebiliriz. Rüzgar çıkmış. Çabuk kurur bu çamaşırlar. Rüzgar başlamış. Yine aynı yere geldik. Yine aynı yere geldik. Bakalım telefonumuz sabit. Kalan çamaşırımızı serelim. Annem de çarşıya gitmişti. Daha gelmedi herhalde. Sesini duymadığıma göre. Giderken haber verdi bana. Çarşıya gidiyorum ben diye. Şu balkonu bir tamamen toparlarsam içim rahatlayacak. Dün biraz toparlama yaptım. Gerisini bugün yaparım dedim. Bugün kız durmadı ki yapayım. Yok, durmuyor. Ne kadar güzel kokuyor şu yeni aldığım yumuşatıcı. Gerçekten harika bir kokusu var ya. Vallahi çok güzel bir kokusu var yeni yumuşatıcının.
Hemen seremedim ya. Hemen seremeyince böyle biraz karışma yapıyor. Yoksa makine çıkar çıkmaz hemen ser. Hiç karışmıyor çamaşır. Aylin Gül de bugün beden eğitimi dersimiz var anne dedi. Hava rüzgarla acaba çıkarır mı öğretmen bizi dedi. Çok seviyor beden eğitimini. Tabii kimse yemez. Hopluyorlar, zıplıyorlar. O öğretmen oyun oynatıyor onlara. İlkokuldayken seviyorsun. Ortaokuldayken de şöyle böyle. Şimdi Alper lisede pek sevmiyor beden eğitimi dersini. Çok yoruluyormuş. Beden eğitimi dersi olduğu gün eve geliyor. Anne ayaklarım ağrıyor. Anne ayaklarım ağrıyor. Ağrı kesici veriyorum beden eğitimi dersi olduğu gün Alper'e. Havada rüzgarla ben bunların hepsini maşalamam da gerekiyor. Şöyle iki yapayım da çorapları uçup gitmesin. Hiç sevmiyorum maşalamayı da. Zamanımı alıyor sanki benim. Çünkü yazın hiç maşalama gereği duymuyoruz. Çünkü zaten yazın seriyorsun, bir saatte kuruyor çamaşır. Artı rüzgar olmuyor. Kışın işte şimdi mesela rüzgar var. Bunları ben hepsini tek tek maşalamak zorundayım. Ben öbür evdeyken hemen yırtılmış. Terasta kurutuyordum çamaşırları. Kapalı terasım vardı ya. Hiç maşalama derdim yok. Hemen atıştırıveriyordum. Yine bu askılı vardı. Oraya gittiğimizde zaten almıştım bu askıyı. Şöyle. Maşalayalım tek. Önce çorapları maşalayayım da onlar düşünsün yere. Valla evin işine bulaşığa şuna buna yetişiyorsun, yemekle bulaşıkla yetişiyorsun da çamaşıra yetişemiyoruz. Bir yandan katlanacak, bir yandan yıkanacak, bir yandan sıyrılacak, bir yandan toplanacak. Hiçbir şekilde yetişemiyorsun. Hmm.
fırçalama işini hiç sevmiyorum. Çünkü beni oyalıyor. Hop, şükür bitti. Sepeti alıp gideyim. İki parça bir şey kaldı. Şu çorap yırtılmış ve dikilecek yeri de kalmamış. Direkt çöpe. Tekrar mutfaktayım canlar. Şöyle 3 tane daha patates aldım. Patates salatası yapıyorum her zaman mercimek çorbasının yanına. Onu da koyayım ocağa. Tabii patates salatasına yumurta da koyuyoruz. Yumurtayı çıkarmamışız şeyinden, ambalajından. Nerede bizim yumurta koyduğumuz kaplar? Ben ama bir yıkayayım da. Bu kuruya dursun. Alper geldi. Ayto kapıyı aç oğlum. Abin. Hoş geldin oğlum. Şimdi şu büyük cezveyle 1, 2 aslında bu büyük cezvenin içini ben sürekli bundan yumurta açladığımdan kireç tutmuş. Bunun içini bir temizlemem lazım benim ya. Kireç çözücü var mı evde? 2, 3, 4 tane yumurta koyayım. Bunlar haşlanacak iyice ama. Ondan sonra bu şeyleri, yumurtayı şöyle koyayım. Bunu dolaba koyacağım sonra. Sonra tenceremi alayım, diğer tenceremi. Buna da şey yapacağım. Patatesleri şunun içinde doğrayayım. Haşlamaya koyayım. Patatesler de haşlansın. İçeriye baktım. Nilay uyuyor mu diye. Ne Nilay uyuyor ne de Ali uyuyor. İkisinin de gözü açık. Bizim kız bugün uyumadı gitti vallahi. Ay. Efendim yavrum. Ne için? Bekle 5 dakika. Benimle röportaj mı yapacakmış? Neymiş? Konu ne? İlahi. Bazı yerlerini kalınca soyuyorum. Çünkü bakın siyahlaşmış. Oo, daha siyah çıktı. Daha da siyah çıktı ancak. Patates diye bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi patates nasıl yok edilir adlı videoyu izlediniz canlar. Şimdi bunu yıkayayım da. Yıkadıktan sonra mı şarabını diyordum. Suya tutuvereyim. Thank you.
Doğra diyor Ali Bey. Ah sana. Küçük küçük doğruyorum patatesi. Heh. Her patates salatası yaptığımızda bu patatesleri niye bu kadar büyük doğruyorsun diye kavga ediyoruz. Ya ne diyeyim, ben de bu kadar küçücük küçücük sevmiyorum bu patatesi. İşte neyse, adamın istediği olsun. Rüzgar daha da şiddetlenmeye başladı. Şunu da yapayım. Alper'i tıraşa göndermem lazım. Ne oldu? Kartal Bey dedim. Yok şunu yapalım. Ne kartı? Bunu yapalım. Patates kartını. He, o vardı, evet. Yani var olan çok şey var da işte ben bir taneyim. İşte seni ışınlamak lazım biraz. Ben bir deneyim, bir dene. Bir tanemsin sen benim. Ben de biliyorum dedim. Çok biliyorum. Sen diyorsun işte ben bir taneyim diyor. Ben de diyorum işte doğruluyorum. Bak, senin istediğin gibi doğruyorum patatesleri. Alper çarşıya gidelim diyormuş da babasına. O da diyor hangi işi yapayım diyor. Çarşıya mı gitti diyor. Doğru düzgün uyumadı bugün. Doğradık. Suyunu da koyduk. Çaydanlığı bu tarafa alayım. Haşlamaya bırakayım. Zaten böyle doğradığınız zaman da çabuk haşlanıyor arkadaşlar. Yarım saat ya sürüyor ya sürmüyor yani. Böyle çabuk haşlanıyor. Şu limonu, şu kapağı kapatacağım. Evet, olmaz böyle. Ben tamam. Yazdım, ben yazdım. Bunları da koydum. Bunu çöpe. Su yok herhalde ha. Var mı? Yok bitmiş. Ne? Bundan sonra içeri de bir şey yapacak bakalım. He. Deneyelim. Şimdi çorbamız pişiyor. Sırada benim hangi işim var? Şu tohumları ekelim. Biber bak. Biber tohumunun tam zamanı çıkacak böyle. Arada tık 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 halledelim bir şey. Ya çok şey yapacağız. Böyle inceden yüzeyine ekeceğiz. Bostanımız var, bostana ekiyoruz. Bostanımız da işte bostanda bir de şurada tohum vardı. Eski, vardı bir zamanlar. O döküldü gitti herhalde. İşte ya, duruyor mu? Bir bir şey işte şundaki tohumlar. Bunların da alıp ekeceğiz. Kaç senelik? Olur mu? Olur tabii ya. Uzun uzun yeşil biberden bu. Kervandan. Acı. Biliyorum. Biliyorsun mu? Valla çok yerin olacak hani böyle biber miber çıkarmak için de işte. Yerimiz yok fazla. Alabilirim ya o yerine. Yani burada yerimiz yok. Yerimiz var başka yerde. Oraya da gidemiyoruz şu an. Oraya gidip ekemiyorsun. Haydi. Toprak yok. Kutu var. Kutularım var. Bir sürü. Ama toprak yok. Toprak getirmemiz lazım. Köye gidersek zaten çuval çuval toprak getireceğim. Vallahi. Köyden, ağaçlarımızın dibinden gübreli gübreli topraklardan alıp böyle iki çuval falan getiririm herhalde.
Geçen hafta bir takipçim de sormuş bana. Gökhan, çiçeklerin çok güzel oluyor. Ne yapıyorsun? Yani özel toprak falan mı alıyorsun diye sormuş. Ben sana bir şey yapacağım, onu yiyeceksin. Ne için? Ne vereceksin? Neymiş bu? Marketten mi aldı? Şey, kantinden mi aldı? Yok. Numan verdi. Numan mı verdi? Şey almıştım. Nerede o? Tanrı şunlar. Pasta. Tuzlu pastalar. Tuzlu pasta mıydı? Yani dedim çay ya da yetiştirdim. Dün çay ve ekledin mi lan? Ha, yok. Küsüp konuşmamıştım. Ben içmemiştim. Dün küsmüştük. Çay içmemiştim. Dün küsmüştük, sen benim getirdiğim çayı içmemiştin. Evet, pastayı getiriyorsun yanında, sırf o yüzden içmedim ben işte bak. Şimdi aklıma geldi. Hayır, ben onu pasta açmadım bile de ben onu ya baklava tatlısı dedim. Yok ya. Ya da ekler dedim. Kuru pasta ya. Yemekten sonra çıkartırım, çocuklara veririm, yerler diyordum. Abi donut mu dedin sen? He. Bir tane onu söyle, ben donut'u çok seviyorum. Donut ne ya? Allah, Tula'daki bir şeyler çıktı meydana. Bak bu da çıktı. Ali Bey alıyor, dolabın üstüne koyuyor. Burada paketler var. Bir paket var mı? Onu ayır şimdi Yakup'a, hadi gelip üzüle bakalım. Abi bir paket. Beyaz çikolata var. Evet, başka yok, tamam. Var, bir tane daha var. Ne? Kırmızısından var. Ali çikolataları alıyor buzdolabı üstüne koyuyor. Sakladım da merak ettim. Yiyecek fırsatım olmadı. Yok, şunu kendime aldım özel izlesin. Kaç çeşit çikolata almış ama çikolatalar dolabın üstünde. Şunu kendime aldım sırf. Hangisini? Beyazı. Beyazı mı? Evet. Bana yemek ve şey verin. Neyse canım, ne yeriz. Doğru şeye. Valla zaten şöyle bir şey var. Gerçekten biraz da saklaman gerekiyor. Çocuklar oğlanı, biteri hepsini yiyip bitiriyorlar. Almıyor. Yani çok aşırı yemeleri de doğru değil. Bu yüzden saklıyoruz mecburen. Hani şimdi şöyle işte, bir dolabımız var. Bütün abur cuburları koyduğumuz. Ama saklamamız gerekenler de oluyor. Abur cubur. Onlar bitince arada bunlardan veriyorum. Şu danıttan ben de mi yesem bir tane ya? Al ye. Beğenmemiş. Beğenmemiş mi? Bak orada bekliyor. Senin adi tadı güzel değil. Ne oldu Aytun, niye yemiyorsun? Ekşi tadı var orada. Ekşi mi? Yok ya, daha neler. Ekşi tadı var. Tamam. Tamam. Tamam ya, beğenmediyse beğenmedi, biz yiyelim. Ah. Gitmiş yavaş. Canlar şöyle sabitleyeyim mi? Hani çekirdek almış, onları çerez almış, daha doğrusu onları bir karıştırayım. İkini neden atıyorum? Bir de şöyle içinde kaju, fındık, Antep fıstığı ve badem var. Elimle kalacağız. Yemeklerime de bakayım, şöyle bir çorbam. Mis gibi kokuyor çorbam. Diğer patates daha haşlanmaya başlamamış. Yumurta biraz daha haşlansın da. Bunu şimdi şey yapacağım. Kutusuna koyacağım. Şu çekirdeğin tadı da güzel. Karışırsam mı? Yani. Buna bakayım. Yüksün de tadı güzel. Biri çok tuzlu, tuzunu koymayın. Tuzu bitmiş iyice. Biraz daha tekrar karıştıralım şimdi. Antep fıstığı çıkmış. Hı.
çarşıda bir yer var. İşte her çeşit çerez, kuru yemiş, baharat, şekerlemeler, lokumlar falan satıyor. Halktan diye bir yer. Acıktım diyorsun. Acıktın mı kızım? Heh. Dikkat et, elmeri çoğuru yaklaşma fazla. Hocam. Tamam anne. Şimdi işlere bir mola veririz, seni doyururuz. Ondan sonra ben... Saat kaç oldu? Saat 4. Birazdan çocuklar anne gideceksin sen. Ondan sonra beni diskalifiyeyim. Niye? Yemek? Yemek mi yemeyeyim, daha farklı bir yerim. Ne alaka canım, sen de. Ya yok yemeyeceğim ya, Allah Allah. Daha öncesi lazım. Yemek öncesi lazım bana, daha öncesi. Çünkü sabah olmuyor. Tuz. Şöyle bir sak koymayayım onları. Tazecik gerçekten o halktan da değil mi oranın adı? Hı? Hı, tatlı. Tazecik. Banyoya giremez, tıraşın olmuşsun. Çorban pişti, altını biraz önce kapattım da hemen çekemedim. Kız acıktı, onu doyurdum. Niye çekmiyor bak. Benim bu da bozulmuş aslında. Beni çekmiyor, görüyor musun? Heh, öyle şükür. Parmağım ağrıdı. Şurası düğmeli değil, böyle bastırmalı. Bastırman gerekiyor. Kıvamı çok güzel. Ben bu kıvamda biraz, yani bu biraz fazla şey olmuş da altını açayım. Biraz su ekleyeyim. Biraz fazla koyu olmuş da bu kıvamdan bir tık düşük seviyorum da Ali fazla sevmiyor böyle koyu. Şimdi hemen yağını yakayım.
de koyacağım. Şey olsun da. Alper tıraş olmaya gitmişti. O geldi şimdi. Ali de çocukları almaya gitti. Okuldan. Aylin'le Yakup'u. Şöyle bu tarafı alayım. Çorbamız hazır. Bir yandan hemen ben salatamı yapacağım. Şimdi toplayayım. Salatamda biliyorsunuz patates salatası. Patateslerim haşlandı. Onu olduğu gibi döküyorum. Neyin içine dökeceğim, soysam. Küçük bir şey lazım bana. Bu arada Nilay'la da Aytun ilgileniyor şu anda. Bizim kız hiç uyumadı bugün ya. Gündüz hiç uyumadı. Sabah uyandığıyla duruyor. Saat 4.30. 5'e geliyor. Ay buna sıkacak hiç limonum yok. Aşağıda annemde var mıdır acaba? Çorbanın altını kapatabilirim tekrardan. Biraz su eklemiştim ya katı diye. Tekrardan kaynamaya başladı zaten. Alper bana bir bakar mısın? Alper! Duymuyor beni ya. Alper! Bir dakika bakma ne oldu? Annen aşağıya in. Annenin de limon falan varsa al bir tane. Şu salataya sıkmak için. Alper'le. Aman Alper diyorum. Ay tekrar çarşıya gitti. Yakup Aytu babasıyla çarşıya gitti. Aytu. Aylin'le Yakup okul dönüşü kayınvalideme uğramışlar. Biraz babaannemde oturacağız demişler. Orada kalmışlar. Biz şu an Alper'le beraberiz. Ben de şimdi her şeyi Alper'e söylüyorum. Şunu yap bunu yap. Of diyor. Limon getirsin. Evde limon kalmadı. Annemde vardır herhalde. Hı.
limon da sıkacağız. Sonra karıştıracağım. Canlar, sofram hazır. Patates ve patates ve yumurta salatası, çorbam, yeşillik koyduk, tere ve maydanoz yıkayıp dolaba koymuştum. Turşu, yoğurt, soframız. Terenin şey güzel oluyor, salatası çok güzel oluyor. Hazır, bize afiyet olsun. Canlar, bugünlük de bizden bu kadar olsun. Vedamızı yapalım. Vedamızı da babaannesinin kızıma ördüğü, hediye olarak ördüğü örgü yelekle kapatayım. Bugün Ali kayınvalidemin yanına gitmişti. Çocuklar da gittilerdi. Orada babaanneleri vermiş Aylin'le Yakub'a. Nilay'a ördüm bunu diye. Düğmelerini falan da böyle gülen yüz yapmış. O da biraz eli ağrıyor diye birini ters dikmiş herhalde. Onu da söylemiş, ters diktim demiş. Çok yaşa aşkım. Böyle güzel bir yelek örmüş babaannesi Nilay'a. Hoşuma gitti. Çok tatlı bir mavisi var rengi. Bu defa farklı bir şey yapmış. Mesela yani hep bu modeli yapar da böyle kol ve yaka kısmını farklı yapmış bu defa. Güzel olmuş, sağ olsun, ellerine sağlık. Kızıma babaannesinden de yelek geldi. Ben de diyordum bütün çocuklara yelek ördü, Nilay'a örmedi diyordum. Tabii işin esprisi de geçen kendisi de demişti ben Nilay'a da yelek ördüm de falan diye. Düğmeleri kaldı, düğmelerini dikeceğim dedi geçen gün. Düğmelerini de dikmiş, çocuklarla göndermiş böyle. Hoşuma da gitti, güzel yani. Sağ olsun. Maşallah Nilay yelekten çok şanslı, yelek örgü yönünden çok şanslı. Zaten çok ihtiyaç duyuyoruz çünkü çok kusuyor. Günde 3-4 defa yelek değiştiriyorum. Kalk bir dakika annem. Tamam, bir saniye. Kalk bir dakika bebeğim. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum canlar.